Dur. Bunu konuştuk ama dersen Tell Me Why oynadım mı oynamadım. Ben o tür oyunları bayıyorum bir yerden sonra. Amerika sonradan Xbox indirdim. Türkiye'de neden yasaklanmış bilgim var mı? Türkiye'de yasaklı değil abi oyun. Oyunun yapımcısı Türkiye'de oyunu çıkarmamış. Uğraşamam bu heriflerle. Küçük bir stüdyoyum. Bu herifler yani uğraşmak istemiyorum buradan çekeceğin tepkiyle deyip oyunu çıkarmamış Türkiye'de. Çünkü büyük bir stüdyo değil bu herifler. Tepki alacaklarını biliyorlar Türkiye'ye çıkarırlarsa. Onun legal departmandır, carttır, cürttür, o tür şeyleri uğraşmak istememişler. Tak diye çıkarmamışlar yani. Tell me why. Yani bu ne yazık ki çok oluyor. Yani bu birçok şey için geçerli. Mesela şu anda Mercedes'in şeyine bakarsanız, yani Mercedes'e girin, logosuna bakın. Pride logosudur. Mercedes-Benz Türkiye'ye bakalım. Aa değil. Gerçi bu şey değil. Resmi değil galiba. Resmi olana bakalım. Türkiye... Ha burada gördüm. Ama değil işte. Ya. Yeah. Yani Türkiye'deki her şey böyle yani. Peki ki amaçla hareket etmelerine kadar doğal bir şey yok da hem Pride diyemeyip hem Pride ürünü satmak 200'lük değil mi? 200'lük ama şirketler zaten 200'lüdür. Yani çok şaşırtıcı bir şey değil. Ben mesela Riot konusunda iki türlü düşünüyorum. Yani evet Riot'ın bu arada biliyorsunuz Riot Pride ayı diye tanıtmadı biliyorsanız. Şeyi bu... Ne dediler? Renk bilmem nesi dediler. Ne dediler ona? Renk festivali mi? Renk haftası, renk şenliği mi ne dediler? Şimdi şöyle bir şey var. Bu bir açıdan kötü. Bir açıdan da... Ya şöyle. Kötü olmasının sebebi Pride diyememeleri. Ama yani dediğim gibi işte Türkiye'de şöyle bir şey devreye giriyor. Şirket diyemiyor. Bayağı bildiğin diyemiyor. Yani bayağı bildiğin diyemiyor. Hani dediği anda tepki topluyor. Ama bence asıl güzel şey şunu yapabilmeleri. Hani ben dediğim gibi hem gömdüğüm nokta var hem öveceğim nokta var. Bu kartları direkt getirmeyebilirdi Türkiye'ye bu arada. Bu kartları Türkiye'ye getirmeyen ülke şirketler de var. Hani... Belki şenlik olarak şey yapabiliyorsun ama en azından kartları getiriyorlar ve kartları dediğin gibi kullanabildiğin zaman sen yine de şeyi belirtebiliyorsun. Ne 4 tane 6 tane var. Onlar sonradan gelecek. Aha gay dövüm falan. Abi var. Yani öyle insanlar çok var. Yani bir de şöyle bir şey varmış ben onu bilmiyordum. 18 yaş altındaki oyunun herkese açıksa, 18 yaş altına bile açıksa LGBT kelimesini Türkiye'de kullanamıyor musun sattığın şeylerde? Ben onu bilmiyordum. Öyle bir yasa varmış. Ben onu sonra da öğrendim. Ama sadece 18 eksi ise. Yasa mı? Bir şey mi? Var yani. Onu ben yeni öğrendim. Genelge de olabilir bilmiyorum. Yor şimdi bak şöyle bir şey var. Riot da burada şey değil. Elinde sonunda Riot da burada masum değil. Şimdi sen Pride kelimesini şenlik diye de çevirmemen lazım. O da ayrı bir şey. Hani direkt bypass geç, o kısmını direkt hiç koyma yazıya. Bu kısım, bu şeyleri koy. Yani direkt şenlik olarak yayınlama, direkt o yazının o kısmını koyma. Bu kartları koy. Böyle, en düzgün şeyi böyle olur.
Ne olarak çevirebilirdi? Yo, dümdüz Pride olarak çevirebilirdi. O yani Pride'ın zaten şeyi var, Türkçesi var. Ya yani onu diyememişler bayağı bildiğin. O yasa değil, şirket ona sığınarak çıkarmadık diyebiliyor ama bir dayanağı yok. Abi işte Türkiye'de ya şöyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Sıkıntı şurada çıkıyor. Türkiye'de yani daha sadece Türkiye'de değil bu hani Mercedes'tir, Jart'tır, Jurt'tır. Bunların hiçbiri mesela dikkat ederseniz Pride mantığı kullanamıyor. Kullanmıyor, yapmıyor. Bunu hani oyun firması olsun bilmem ne olsun yapamıyorlar. Çünkü Türkiye. Yapamıyorsun. Ama yani Riot'taki tek artı kısmı birçok kişi bunu kaçırıyor. Ki en azından hani dediğim gibi ben öveceğim yer de var, gömeceğim yer de var. E abi benim demek istediğim hiçbiri de gökkuşağı da satmıyor. Valorant da Riot da satmıyor. Bedava veriyor. Satmıyor ki. Birçok kişi onu kaçırıyor. Yani birçok kişi Riot'i eleştirirken diyor ki ama sen kartları satıyorsun. Hayır, satmıyor. Bedavaya veriyor o kartları. Kartları bedavaya redeemleyebiliyorsun. O yüzden millet o kısmı kaçırıyor. Bu kartları bedava ulaşabiliyorsun. Yani o güzel bir şey. Yani en azından Türkiye'de bile onları kullanmak isteyenler kullanabiliyor. Tamamen ellerinden alınmıyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. O kartlar bedava. Parayla alınmıyor onlar. Sadece PlayStation falan değil. Herkes. Yani bu... Yani Türkiye sosyal medyasında benim Pride Month'ı kutladığını hatırladığım bir firma var. Decathlon. Ve ne kadar olay olduğunu hatırlıyorsunuz. Ben LoL'de gökkuşağını kullanırım, laf eden raporlarını banyolar. Çok güzel abi, iyi yapıyorsun. Müthiş. Çok iyi yapıyorsunuz. Yapın abi, yapın. Çok güzel bait. 10 numara hareket. Ben de yap. Ben zaten şeyleri kullanacağım. Ben bayılıyorum o. Acayip güzel gözüküyor lan bence şeyler. O ismi nedir? Kartlar bence acayip güzel. Ben bayıldım yani kartlara. Abi anladım, belki sen de Rita dışına objektif bakamıyorum ama bana kitlenen korkuyorlar gibi. Oğlum korkuyorlar zaten. Arkadaşlar bu zaten korkmuyorlar demiyorum. Hepsi korkuyor. Çünkü elinde sonunda yani bu sadece Riot'ın yaptığı bir şey değil. Riot'ın burada yanlış yaptığı şey renk bilmem nesi diye çevirmesi. Ama yani şöyle de bir şey var. Hepsi yapıyor bunu. Bunu sadece şey yapmıyor. Yani Riot'ın oradaki yanlışı renk festivali diye çevirmesi. Tek hatası bu. Ama bunu Sony'de Pride Month kutlamıyor. Microsoft da kutlamıyor. Bethesda da kutlamıyor. Mercedes de kutlamıyor. BMW de kutlamıyor. IKEA da kutlamıyor. Hiçbiri kutlamıyor. Türkiye'de sosyal medyada hiçbiri Pride Month'ı kutlayamıyor. Çünkü yani dediğim gibi hatırlıyorsun, Decathlon kutladı. 1,5 ay bunu konuştuk. Senin gibi benim. Ya çok üzücü bir şey. Keşke böyle olmasa. Keşke çatır çatır kutlayabilseler. Ama böyle yani. İnşallah bir gün hani bir firma Decathlon gibi, diğer firmalarda Decathlon gibi çıkarıp masaya vurur. İnşallah yapar. Ama şu anda böyle. Ha ben lafımı da sokarım bu arada. O da ayrı bir şey. Yaptıklarını da doğru bulmuyorum. Yani kutlasın istiyorum ama yani bir dakika, bir şeye bakacaktım. Bu sene koydum Decathlon. Hatırlamıyorum. Kutlamak zorunda mı şirketler? Yo değil. Ama yurt dışında kutluyorlarsa, Türkiye kutlamıyorlarsa yani. Activision direkt kutladı adıyla. Activision Türkiye şeyi yok.
Desteklenen desteklenen hak değil mi? Tabii o hak, o ayrı bir şey. Bak onu demiyorum. Yani ama bir şirket, yani şöyle bir şunu anlatmaya çalışıyorum. Bir şirket ABC ülkesinde, yani bütün dünyada değiştiriyorsa, Türkiye'de değiştirmiyorsa demek ki dediğim gibi. Ya olay o noktada. O konuştuğumuz şey o. Ya yani benim orada anlatmak istediğim Pride'ı kutlayıp kutlamamaları değil, anlatmak istediğim. Vasıflıs kedi çok teşekkür, 19 milyar milyar yüzün canımsın. İyi haber abi, sana hoş geldin. Burası sen çok teşekkür, 4. ay için canımsın. İyi haber abi, sana hoş geldin. Last of Us 2'de de Tell Me Why gibi karakter yok muydu Last of Us 2? Tam öyle değil ama ya. Yani Tell Me Why Last of Us gibi büyük bir şirketten çıkmıyor. 2, Tell Me Why'ın bütün hikayesi onun üzerine dönüyor. Örnek veriyorum, Riot'ın suçu değil ki renk şeridini olarak değiştirmeleri, ülkesi yüzünden böyle yapmak zorundalar. Yok, değil. Şimdi şöyle bir şey var. Riot'ın bence orada yapabileceği en doğru hareket neydi biliyor musun? Şimdi abi, Pride Month olayını sen renk cümbüşü gibi bir şeyle çevirirsen oradaki Pride Month'ın bütün önemini çöpe atıyorsun. Onu yokmuş gibi varsayıyorsun. Sıkıntı orada çıktı. Direkt mesela Türkiye'de bahsedemiyorsun Pride Month'tan diyelim. Onlar bahsetmek istemiyorlar diyelim. Bahsetmek istemiyorlarsa direkt yazmamaları daha mantıklı. Yapmasın. Ya yani orada yapmaması daha iyi olur o durumda. Yani sıkıntı orada. Yani anlamını değiştirmek yerine yokmuş gibi yapmak en azından daha mantıklı oluyor bazı noktalarda. Çünkü anlamını değiştiriyorsun diğer noktada. Evet, yarım yapılma daha kötü bir şey bazen. Ama başka şeyden... Ama başka bir yerden bir olayı yapmam gibi lüksü yok. Var. Yani yazıyı yazmayacaksın abi, yazıyı yazmayacaksın. Yani ben yazı kısmı zaten sıkıntı. O TV çıktı çıkma oynamak için oynamıyorum. Yok ya, bu sefer galiba boş geçeceğim üzücü bir şekilde. Ama dediğim gibi birçok kişi de şunu kaçırıyor. Riot'ı eleştirenler de şunu kaçırıyor. Riot şey yapmıyor. Aklınızda bulunsun. Riot bunları ürün olarak satmıyor. Birçok kişi de bunu ürün olarak satıyor. Hem hani o Pride Month'ı yok ediyorsun. Üzerine bir de para kazanıyorsunuz gibi bir şey söylüyor. Riot onu parayla satmıyor. Onu da birçok kişi kaçırıyor. Onları bedavaya veriyor. Hatta Türkiye'de de veriyor. Kullanabiliyorlar. O da bence tam tersine artı bir şey. Birçok firmanın da yapmadığı bir şey. Yani ondaki birçok kişi de kaçırıyor.